Gruba Aquatics kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle 4 akvaryumluk set tasarım serisinin 4. bölümünü paylaşmak istiyorum. Daha önceki 3 bölümde 3 akvaryumu Apistogramma, McMaster ve Panda çöpçü balıklarımız için tasarlamış, balıklarımızı yeni yuvalarına bırakmıştık. Bu bölümde ise 4. akvaryumu Leis Kurtört Longfin Blue Eye, yani mavi göz tülk huyluk vatoz balıklarımız için kum ve kayalardan oluşan nehir konseptli bir tasarım yapmayı düşünüyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz, keyifli seyirler. Tasarımda büyük ve ağır kayaları kullanacağım için tankın alt ve arka kısmında kayaların geleceği alana halk arasında strafor diye bilinen XPS malzemeyi koyuyorum. XPS malzeme kaya ve cam arasında olabilecek kazaları absorbe edecek, kayaların zemini oluşturacağı basıncı dağıtacak ve alt camın çizilmesini engelleyecek. XPS'in yerleşiminin ardından zemine bir miktar kum ekliyorum. Bu kum sayesinde zemine yerleştireceğim hardscape malzemesini rahatlıkla istediğim şekilde konumlandırabileceğim. Kumun eklenmesinin ardından sıra hardscape malzemesi olarak seçtiğim doğal dere kayalarını yerleştirmeye geliyor. Bu taşları herhangi bir akarsu yatağında biraz gezinerek bulabilirsiniz. Arkaya doğru yükselen tepelik bir tasarım planladığımdan dolayı büyük olan kayayı en arkaya yerleştiriyor, diğer kayaları boyutlarına göre öne doğru konumlandırıyorum. Perspektifsel bir tasarım isteseydim en büyük kayayı en öne koyar, daha ufak boyuttaki kayaları arkaya doğru yerleştirirdim. Zira objeler uzaklaştıkça küçülür. Birkaç deneme sonrası kayaların yerleşiminin ardından boşlukları kapatmak ve nihai zemini oluşturmak için tekrar bir miktar daha kum eklemesi yapıyorum. Son eklediğim kumla birlikte kayaların bir kısmı kumun içerisinde kalacak ve sonradan konulmuş gibi değil, uzun süredir o ortamdaymış gibi bir görünüm kazanacak. Yaptığım bu dere kıyısı konseptli sade tasarımın ardından sıra akvaryuma su doldurmaya geliyor. Su doldurma işleminin ardından akvaryumu SAM filtrasyon sistemine dahil ediyor ve bir sürü akvaryum suyunun hazır olması için bekliyorum. Su hazır olduktan sonra sıra balıklarımızı yeni ortamlarına bırakmaya geliyor. Tül kuyruk vatozlarımızı bir erkek iki dişi olacak şekilde öncelikle su alıştırma işlemine tabi tutuyor, ondan sonra da yeni akvaryumlarına bırakıyorum.
Onlar yeni akvaryumlarına alışırken siz bu serinin önceki videolarını izlemediyseniz aşağıda bulunan linklerden bu videoları izleyebilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olup desteklemeniz benim için çok önemli. Herhangi görüş veya soru için aşağıda bulunan yorum kısmını kullanmaktan lütfen çekinmeyin. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.